Samsung'un en gelişmiş akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım Samsung Galaxy S23 Ultra bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olup sizler de sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve bu akıllı telefonla videoya devam edeyim. Şimdi iki cihaz birbirine arkadan çok benziyor olabilir. Burada durmakta olan cihaz Galaxy S22 Ultra, burada durmakta olan cihaz da Galaxy S23 Ultra arkadaşlar. Baştan bunu da sizlere belirteyim ve tasarıma devam edeyim. Açıkçası iki telefonun arasındaki en belirgin tasarım farklılığı bence yanlardaki hatların keskinleştirilmiş olması. Bu bize daha çok sıkı bir tutuş sağlıyor. Ergonomik olarak da bu yeniliği gerçekten ön inceleme videosunda da sizlere söylediğim gibi beğendim. Tasarıma baktığımızda bunun dışında herhangi bir farklılıkla karşılaşmıyoruz sevgili arkadaşlar. Ekran detaylarıyla devam etmek lazım. Çünkü Galaxy S23 Ultra Samsung'un birçok amiral gemisi modelinde olduğu gibi ekran anlamında gerçekten çok güçlü bir akıllı telefon. Tabii ki burada Samsung kendi ekran paneli üreticiliğinin de avantajını kullanaraktan çok iyi sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Her yeni modelindeki Galaxy S23 Ultra'da yine çok müthiş bir ekran paneli bizlerle buluşmuş durumda. Detaylarına baktığım zaman arkadaşlar bir önceki modele göre yeni modelde yeni özelliklerde bizlerle buluşuyor ekran panelinde. Bu özellik Adaptive Vision Booster adıyla geliyor sevgili arkadaşlar. Bu ne demek derseniz de sizlere açıklamak için şöyle söyleyeyim. Mevcutta bu ekran güneşin altına çıktığı zaman çok daha yüksek parlaklara çıkabiliyor. Ve tabii daha parlak ve daha okunur olmasını sağlayan bu özellik dinamik olarak çalışıyor arkadaşlar. Hazır dinamik demişken ekran yapısını da sizlere anlatayım. Dinamik AMOLED 2X ile geliyor bu ekran paneli ve 6.8 inç bir boyuta sahip Quad HD çözünürlüğü de bünyesinde bulunduruyor. Maksimum parlaklık gerçekten etkileyici. 1750 nit bir parlaklığa sahip bu akıllı telefonun ekranı. Güneş altında herhangi bir problemle karşılaşmak mümkün değil zaten bu cihazın ekranında ve ekrana eşlik eden stereo hoparlörler de deneyimi hakikaten çok çok iyi yönde etkiliyor. Şimdi cihazın hem ön hem arkasında Gorilla Glass Victus 2 kullanılmış durumda. Bu şimdiye kadar üretilmiş Gorilla Glass tarafından en güçlü cam malzeme sevgili arkadaşlar ve aynı zamanda bu cihazın ekran panelinde HDR 10 Plus desteği de bulunuyor. Gerçekten HDR destekli videolar oynattığımda bu ekran panelinin yani multimedya ve oyun için kusursuz olduğuna bir kere daha ben emin oldum sevgili arkadaşlar. Çünkü hakikaten müthiş bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Şimdi Galaxy S23 ailesinde Samsung'un da lansman sırasında üstünde çok durduğu bir detay var ve bunu çok önemsiyorlar. Önemsenmesi de bence gayet normal ve çok da yerinde. Çünkü bu akıllı telefonda kullanılmakta olan işlemci Snapdragon 8 Gen 2 modeli 4 nanometrelik üretim süreciyle üretilmiş ancak Galaxy modellerine özel olarak üretilmiş, özel olarak geliştirilmiş bir işlemci modeli. Bu tabii ki bizlere hem biraz daha optimize edilmiş bir işlemci olduğu anlamına geliyor hem de aynı zamanda daha yüksek bir performansı bizlerle buluşturabileceği anlamına geliyor. Galaxy S22 Ultra neden burada, stoklarda neden bu kadar çok yanında derseniz de aradaki farkları sizlere net bir şekilde gösterebilmek için iki telefon da şu anda masada. Şimdi isterseniz performans testlerini bir yan yana görelim. Şu anda da gördüğünüz üzere Galaxy S22 Ultra ile Galaxy S23 Ultra'nın arasında ciddi bir performans farklılığı var testlerin sonucuna göre baktığımızda. Tabi buradaki performans farklılığının en önemli sebebi yeni cihazda kullanılmakta olan işlemcinin hem daha yeni bir model olması hem de aynı zamanda Galaxy cihazlara özel olarak üretilmiş olması sevgili arkadaşlar. Cihazda önemli bir soğutma sistemi ve optimizasyon da mevcut Galaxy S23 Ultra'da. Yaptığım oyun testlerinde cihazın herhangi bir problemle yani karşılaştığını, bir ısınmaya yol açtığını vesaire görmedim. Bendeki model 12 GB'lık bir RAM'e sahip ve 12 GB'lık RAM'i 8 GB'lık bir sanal RAM ile 20 GB'lık bir RAM'e kadar ulaştırabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Herhangi bir depolama artışı olmasa da bendeki model 256 GB'lık modeli. Yani bir micro SD kartla burada bir depolama artırmanız mümkün değil. Oyunlarda ise genel anlamda zaten bu cihazda herhangi bir sıkıntı yaşamanız mümkün değil. Yaptığım testlerde de ben önemli bir problemle karşılaşmadım. Herhangi bir kasma, donma ya da oyundan kaynaklı problem yaşama, aynı anda birçok uygulamayı çalıştıramama, açtığınızda takılma ya da işte kasılma gibi şeyler bu cihazda yok arkadaşlar. Gayet performanslı bir akıllı telefon olmuş Galaxy S23 Ultra. Gelelim kameralara çünkü kamera tarafında Samsung ciddi anlamda kafa patlatmış ve güzel yenilikleri de bizlerle buluşturuyor. Arkada birçok kamera
var. Ama ana kameramız hakikaten önemli bir çözünürlükte, önemli özelliklerle bizlerle buluşuyor. 200 megapiksellik bu ana kamera f1.7 diyafram aralığını bünyesinde bulundurmakta sevgili arkadaşlar ve OIS destekli. Periskop kameramıza baktığımız zaman ise bu kamera 10 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Diyafram aralığı f4.9, evet düşük ışıklar için olumsuz gibi gözükebilir. Ancak 10x1 optik zoom yeteneğine sahip bu kamera. Bu kameranın tabii ki de telefona kattığı 10x optik zoom gayet iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bunun yanı sıra tabii ki cihazda her zaman olduğu gibi 100x zoom da mevcut. Bu 100x zoom'la birçok farklı çekim yapabiliyorsunuz ama her zaman da dediğim gibi 100x biraz daha, yani tüm markalar için söylüyorum bunu, Samsung için değil, bir tık daha işin şov kısmı diye düşünmekteyim. Ama olması da güzel arkadaşlar. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Kullanışlı mı? Kullanışlı birçok konuda. Onu da söylemek lazım. Şimdi 10 megapiksellik diğer bir telefoto kameramıza baktığımız zaman ise buradaki telefoto kameramızda 3x1 optik zoom kabiliyetine sahip. Aynı zamanda da f2.4 diyafram aralığıyla bizlerle buluşuyor. Şunu söyleyeyim. Periskop kamera OIS destekli. Onu da atlamadan ekleyeyim arkadaşlar ki bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. 12 megapiksellik 120 derecelik geniş açı fotoğraflar çekmenizi sağlayan f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera ise fena işler ortaya çıkartmıyor sevgili arkadaşlar. Kameraların genel anlamda fotoğraf kalitesini hakikaten beğendim. Birazdan yorumlamaya geçeceğim ama ön kamerayla şimdilik devam edelim. 12 megapiksellik ön kameramız ekrana gömülü bir tasarım ile bizlerle buluşuyor. Bu ön kamera f2.2 diyafram aralığı ile bizlerle buluşan bir ön kamera. Şimdi gelelim kameranın deneyimlerine ve benim yorumlarıma. Kameraların yani genel olarak başarılı. Ancak iş yazılım tarafına geldiği zaman, yani kamera yazılımı tarafına geldiği zaman sonuçlar gece gerçekten çok daha başarılı. Yani Samsung burada gece tarafına ciddi anlamda bir kafayı takmış. Başarabilmiş mi derseniz kesinlikle başarabilmiş. Çünkü çok iyi gece fotoğrafları, çok iyi gece videoları çekebiliyorsunuz bu akıllı telefonla. Etkileyici olduğunu sizlerle paylaşmam lazım ki ben zaten ön inceleme videosuna da oldukça etkilenmiştim. Şimdi de telefonu bir süre test ettikten sonra da sizlerle bu videoyu buluşturuyorum. Ve hakikaten gece performansı anlamında son yıllarda en çok etkilendiğim model oldu diyebilirim. Galaxy S23 Ultra sevgili arkadaşlar. Özellikle bu iki telefon arasındaki farklılıklar tam olarak burada biraz daha açılıyor arkadaşlar. Hem çözünürlük anlamında hem de video tarafındaki stabilizasyon anlamında bu iki telefon arasında çok ciddi bir stabilizasyon farkı var. Yani Galaxy S23 Ultra'da müthiş bir stabilizasyon desteği, müthiş bir stabilizasyon anlamında pozitif yöne gitme gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu cihazda çekeceğiniz videolarla bir önceki modelle çekeceğiniz videolar arasında titreşim ya da bir işte görüntüdeki sabitlik anlamında önemli farklılıklar olabilir. Bunları da sizlerle paylaşmış olayım. Ancak düşük ışık ve buradaki gökyüzü performansı anlamında hakikaten çok takdir ettiğimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Samsung yeni akıllı telefonlarında bence kamera anlamında iyi bir iş ortaya koymuş diyeyim ve pil ile devam edeyim. Burada tabii eleştireceğim detaylar da yok değil. S23 Ultra'da 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ancak şunu artık anlayamıyorum arkadaşlar. Tabii şunları da söyleyeyim, ondan sonra bu konuya geleyim. Cihazda hem kablosuz şarj desteği var hem de kablosuz şarj paylaşımı dediğimiz bir özellik de mevcut. Bu ekosistem içindeki akıllı saat ve kulaklığınızı da yine bu akıllı telefonla şarj edebiliyorsunuz kablosuz bir şekilde. Benim anlayamadığım noktaya gelince, şimdi Android akıllı telefon üreticilerinin arasında müthiş bir şarj yarışı var. Müthiş bir şarj hızı yarışı var. Samsung neden buraya hala girmemekte ısrar ediyor? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Geçmişte yaşanan olaylar yüzündendir bilemem ama Samsung'un bir bildiği vardır deyip de geçmek istemiyorum. 45 wattlık hızlı şarj bir tık daha iyi olabilirdi bence bu cihaz için. Yani en azından 60 wattlara 65 wattlara çıkılabilirdi bu cihaz için konuşuyorum. Daha iyi olurdu diye düşünmekteyim. Ancak tabii ki dediğim gibi gün sonunda Samsung şu anda bunu bizlerle buluşturmuyorsa mutlaka bir bildiği vardır ve daha farklı bir şekilde bizlerle buluşturacaktır diye düşünüyorum. İşin pil ömrü tarafına gelince ise bu akıllı telefonun pil ömrü bir günü yoğun kullanımda çok daha götüremeyebiliyor arkadaşlar. Biraz daha standart kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Bunun tabii ki başlıca sebeplerine baktığımız zaman müthiş bir ekranla geliyor olması buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Çünkü ekran parlaklığı müthiş ve güneş ışığı altında çok iyi bir parlaklığa sahip. Tabii bu da gün sonunda pil ömrüne bir tık olumsuz yansımalar yapabiliyor. Hani o yüzden söyledim, çok yoğun kullanımda, güneş altındaki bir kullanımda bir günü telefon götüremiyor. Ancak bir kapalı ortamda, bir ofiste ya da yolda vesaire karışık kullanımda bir günü götürme ihtimali de oldukça yüksek bu akıllı telefonun. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir araya gelip şunu da söyleyeyim sizlere hemen. Bu akıllı telefonda bir S Pen desteği de mevcut. Burada S Pen'leri Galaxy S22 Ultra ile karşılaştırdım arkadaşlar. S Pen'lerde de hani kendi arasında çok büyük bir farklılık olmadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tasarım bölümünde sizlerle paylaştığım gibi aynı. Hani o dış tasarım
tasarımdaki, yan tasarımdaki büyük farklılık da demeyelim, ufak dokunuş dışındaki farklılıkların olmadığı durum S Pen'e de yansımış. Aynı diğer cihazdaki olduğu gibi S Pen deneyimi bu cihaza da en iyi şekilde devam ediyor bizlerle buluşmaya. Ancak burada yeni bir yenilik yapılmış, S Pen'e şu yenilik getirilmiş, bu yenilik getirilmiş gibi bir detayı sizlerle paylaşamıyorum. Telefondaki S Pen aynı Galaxy S22 Ultra'da olduğu gibi bu cihaza da gayet iyi bir şekilde bizlerle buluşuyor. Yani durum S Pen tarafı içinde bu şekilde. S Pen'e önem veren kullanıcılar var aramızda, biliyorum. Onlar için de S Pen'i çok kısa bir şekilde bu durumda özetlemek istedim. Gelelim son değerlendirmemize. Hepinizin de merak ettiği nokta bu diye düşünmekteyim. Şimdi Galaxy S23 Ultra'nın fiyatı, evet, güncel piyasada, yani daha doğrusu amiral gemisi modellerde art fiyatlar maalesef böyle arkadaşlar. Bu hani Samsung markası, X markası, Y markası diye ayırmaya hiç gerek yok. Amiral gemisi modeller artık belli bir rakamın üstünde satışa çıkıyor. Bu cihaz da o cihazlardan bir tanesi. Çok güçlü bir akıllı telefon. Gerçekten yani beğeneceğiniz bir akıllı telefon. Adı gibi ultra güçlü bir akıllı telefon derse yanlış bir şey söylememiş olurum diye düşünüyorum. Ancak burada tabii 40.999 TL'lik bir fiyattan satışa çıkan bu akıllı telefonu, yani memnun olmama ihtimaliniz çok düşük. Şunu söyleyeyim sizlere. Memnun olmama ihtimaliniz çok düşük. Bir Android kullanıcıysanız sizler, yani bir Android telefon kullanıyorsanız günlük hayatınızda, memnun değilim diyeceğiniz çok da bir şey yok diye düşünüyorum bu akıllı telefonda. Ama şu soruyu da sormak lazım diye düşünüyorum artık kendimize. Bu paraları herhangi bir akıllı telefona ya da bir herhangi cihaza verirken, benim bu parayı buna veriyorum ama bu cihazı ne kadar ihtiyacım var? Ya da bu benim ne kadar hayatımı değiştirecek gibi soruları önce biz kendimiz bir tüketici olarak bence cevaplamalıyız. Daha sonrasında bu akıllı telefonlara ya da bu akıllı telefonlara ya da farklı cihazlara yönelmeliyiz diye düşünmekteyim. Çünkü rakamlar gerçekten çok yüksek. Ekonomik anlamda o fiyatlar çok insanın, çoğu insanın belki de ödeyemeyeceği rakamlar. Ancak tabii ki hepimiz en iyisini kullanmaya layığız. Bu ayrı bir konu. Ancak şu anda güncel durumda da bu soruyu bir cevaplamak lazım diye düşünüyorum. Bu tarz akıllı telefonlara yönelmeden önce tabii gün sonunda olay zevkler, renkler ve maddi imkanlara dönüyor. Burada da son değerlendirmeyi, son yorumu sizlere bırakıyorum ben arkadaşlar. Galaxy S23 Ultra'yı da sizlerle bu videoda buluşturmuş oldum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu cihazla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen çekinmeden yorumlar bölümünde bana sorularınızı iletin. Ben her zaman olduğu gibi cevaplıyor olurum. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.